Endeks grafiğimizde 10.500 hedefine yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürdüğü bir hafta ve yeni zirve durumunu oluşturmuş olduğu bir durumla haftayı kapatmış oldu ve şu bölgedeki önemli direnç bölgemiz olan 10.380 bölgesini de test etti. Üzerine çıkışları sağlayarak kapanışları gerçekleştirdikten sonra 10.500 yakın hedef bölgemizi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 11.000'e kadar devam edecek bir yükseliş durumunu sürdürebilir. Bunun için öncelikle ana destek bölgemiz olan 10.150 bölgesi altına geçişlerin oluşmaması ve o bölgenin altına geçişler oluştuktan sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.950 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği bir haftayı devam ettirebilir ve 10.500'ü test ettikten sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 10.150 bölgesinde altında yapacağı kapanışlardan sonra 9.950 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız ve ara destek bölgesi olan 9.850 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği şablon durumu oluşmuş oldu. 9.850 bölgesi altına geçişlerden sonra kesin stop bölgemiz ve en önemli destek bölgemiz olan 9.500 bölgesi var. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece 11.000 ve daha üst bölgeye yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Dolar grafiğinde yatay bir süreçte 32-65 bölgesindeki hedef bölgemizin üstüne çıkış sağlayamadığı için bir geri çekilme güç kazanma durumunu sürdürdüğünü ve bu bölgede yapmış olduğu tepkisel hareketteki dip bölge olan 32.05 bölgesinin altına geçişleri oluşturmadığını görüyoruz ve buradan yapacağı tepkisel hareketlerde 32.65 bölgesine tekrar yönelebilir ve 32.65 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra bir sonraki hedef bölgemiz olan 33.45 bölgesine kadar yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştireceği bir şablon durumu oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 31.70 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir ve 32.65 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişleri sürdürme ihtimalini arttırabilir. Ons grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 2295 bölgesindeki kesin stop bölgemizde tutunma durumunu sağladıktan sonra başlatmış olduğu tepkisel hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 2340 bölgesi üzerine taşıdığını görüyoruz bu hafta için. Fakat bu bölgede artık önemli durum 2340 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişleri oluşturmaması ve bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar yapacağı tepkisel harekette birinci hedef bölgemiz olan 2400 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışları sağlayarak bir sonraki hedef bölgemiz olan 2500 dolar bölgesine kadar olan yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirme durumu. Yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunu 2295 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçiş yaparak 2200 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşturacağından dolayı 2340 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirip kesin stop bölgemizin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimalini değerlendirmek gerekiyor.
Gümüş grafiğinde 26.50 bölgesindeki kesin stop bölgemizde tutunduktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgemiz ve önemli direnç bölgesi olan 27.65 bölgesi üzerine taşımış ve o bölgedeki bir sonraki direnç bölgemiz olan 29 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 29 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanırsa 30 dolar bölgesindeki yapmış olduğu zirve bölgesine ve 30 dolar üzerinde yapacağı kapanışlarla 32.50 bölgesine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştireceği tepkisi hareketi oluşturmuş oldu. 27.65 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak 26.50 bölgesindeki kesin stop bölgesini takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 24 dolar bölgesindeki önemli destek bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. Brent grafiğinde 83 dolar bölgesindeki yatay süreci bu haftada devam ettirdiğini görüyoruz. 87 dolar bölgesine tekrar yapacağı tepkisel hareketlerde üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip yukarıya devam etme ihtimalini arttırabilir. Fakat 87 dolar bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece Brent'te geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali oluşabilir ve 79 dolar bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölge olan 72 dolar bölgesine kadar devam etme ihtimali gerçekleşebilir. O yüzden bu bölgede 79 dolar altına geçişlerden sonra derinleşen geri çekilme durumları oluşacağından dolayı stop yapmakta fayda var. 87 dolar bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece de böyle bir durumla karşılaşma ihtimali devam ediyor. Euro dolar grafiğinde 1.07 bölgesinin üzerinde kapanışları devam ettirdiğini fakat önemli direnç bölgesi olan 1.08 bölgesi üzerine de çıkışları sağlayamadığını görüyoruz. 1.08 bölgesi üzerine çıkışları sağlayıp kapanışları oluşturamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarının 1.07 bölgesi altında yapacağı kapanışlarla derinleşerek 1.05 ve 1.04 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştireceği bir şablon durumuna dönüşebilir. O yüzden bu bölgede yapmış olduğu güç kazanma durumunun tepkisi hareketini güçlü bir yükselişe çevirmesi için 1.08 üzerine geçişleri sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali oluşabilir. Platin grafiğinde belirlediğimiz hedef bölgesi olan 1000 dolar bölgesini tekrar test ettiğini ve üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber bir sonraki direnç bölgesi olan 1030 ve 1050 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra 1100 hedefimize doğru yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştireceği şablon durumunu oluşturabilir. Bu bölgede 1000 üzerine çıkışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak 970 dolar bölgesini yarı yarıya stop noktası, 940 bölgesini ara destek bölgesi ve 910 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altında geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirebilir ve 1000 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra hacimli yükselişlerle 1050 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bitcoin grafiğinde önemli durum devam ediyor. Halen daha 64.500 bölgesi üzerindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerine geçişleri sağlayıp kapanışları oluşturamamış ve kesin stop bölgemiz olan 60.450 bölgesinde de tutunma hareketlerini devam ettiriyor. Şablon bölgemizin önemli destek bölgesi olan 57.000 bölgesini
test etti ve bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 53.000 ve daha alt bölgelere devam etme ihtimalini gerçekleştireceğini de belirtmiş oldu. O yüzden burada 64.500 üzerine çıkış sağlayıp kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun 57.000 bölgesi altına devam etme ihtimali oluşabilir ve 64.500 üzerinde yapacağı kapanışlarda hacimli yükselişleri gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktası olan 68.250 bölgesini test edemediği sürece 53.000 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 68.500 bölgesini test etme ihtimali oluşursa yukarı yükselişin devam etme ihtimalini gerçekleştireceği şablon durumu oluşabilir. 68.500 geçilmediği sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimali sürebilir.